Merhaba canlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür ben çok iyiyim. Burada Bodrum'da Kızılağaç Yalıç Çiftlik'te bir yere geldim. Arkadaş önerdi, harika bir burada beach yeri var. Tabii şu an kapalı yaz olduğu için ama gerçekten çok güzel. Şimdi orayı çekeceğim sizlere. Doğayla böyle denizin birleşmesi var, harika. Yalnız tek bir şanssızlığım var, yanında bir gemi tamirhanesi var. Matkap sesleri, makine sesleri inşallah etkilemiyordur benim konuşmalarımı. Şöyle şimdi sizlere çekeyim. Burası Makara Bungalow Beach Restaurant diyor. Bungalow dediğine göre büyük ihtimal burada kalabiliyorsunuz. Burada tatil yapabiliyorsunuz. Çok şirin girişte bir böyle kayık yapmışlar. Mavi. En sevdiğim renge boyamışlar arkadaşlar. Yani mavi tonları biliyorsunuz benim renklerim oluyor. Şöyle küçücük bir pansiyon tarzı bir yer büyük ihtimalle burası. Harika bir yer. Şu yanında bir işte gemi tamiri bir şeyleri yapıyorlar. Makineler çalışıyor. Şimdi ben o seslerden birazdan kurtulacağım. Çünkü sol tarafa doğru gideceğim. Büyük ihtimal oraya ses gelmez. Ben böyle yüksek sesle konuşuyorum ki oranın sesini örtmeye çalışıyorum. Şöyle şöyle güzel küçük bir herhalde burası restoran gibi bir yer. Yeniliyor, içiliyor, oturuluyor falan. Mavi mavi koltuklar. Bodrum'a yakışır bir renk. Şöyle küçücük mavi pencereler yapmışlar. Ay çok şirin ya. Ben evime düşünüyorum bu pencerelerden. Çok yakışır. Yani daha doğrusu bakın bu duvara yapmış. Bu pencere değil. Aa, evet ben de bir duvara yapabilirim. Ben bunu pencere sandım dostlarım. Ev zannettim. Evin penceresi sandım. Halbuki duvara yapmış. Çok tatlı. Bak bu benim için çok güzel bir fikir oldu. O yeni yaptığım yere böyle bir güzel bir görüntü yapabilirim. Gerçekten şık olur. Evet devam edelim. Şimdi çok güzel yere götüreceğim sizi. Harika bir yere. Hele şükür sustu makine bir sus. Sus beni mi buldun? Aman kabaklar. O kadar tatlılar ki o kadar şirinler. Şurada resimler var. Herhalde büyük ihtimalle şey bunlar. Akrabaları filan. Gençlikleri falan herhalde. Çocuk resimleri filan var. Kabakların güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel yapmışlar. Çok güzel. Çok süslü, çok tatlı. Tam benim sevdiğim bir yer işte. Şöyle devam edelim. Şurada da kırmızı bir kayık var. Şurası salıncak varmış şurada. Gösterdiğim yerde. Fakat o deniz çekilmiş büyük ihtimalle. Çünkü arkadaşım dedi ki o salıncak denizin içinde. Yazın dedi denizin içinde salıncakta duruyorsun. Çok tatlı bir salıncak o dedi. Ama deniz çekilmiş çıplak kalmış. Salıncağı da zaten çıkarmışlar oradan. Aman aman bunlara da dilek mi dilemişler bunlar ne böyle ağaçlara? Büyük ihtimal dilek dileyip bunları buralara asmışlar. Dilek ağacı diyelim. Bu da herhalde buranın köpeği. Maşallah kocaman. Özgürlük senin. Değil mi? Özgürlük senin. Ya gerçekten güzelmiş. Allah nasip kısmet eder de yaşarsam, sağlıklı olursam bu yaz buraya geleceğim dostlarım. Bu yaz buraya geleceğim. Burada denize gireceğim. İnşallah. Geçtiğimiz yaz çok fazla denize giremedim ama bu yaz gireceğim büyük ihtimalle. Ay şurada da çok tatlı bir ev var. Şöyle göstereyim. Ne güzel bak deniz kenarında bir ev. Çok güzel. Ay taşlar da çok güzel. Ya ben hazır buraya gelmişken taş toplayayım. Çok güzel olur. Çok güzel. Dalganın sesini duyuyor musunuz? Ülkemiz çok güzel dostlarım. Çok. Gerçekten. Ah düşüyordum. Ama düşmedim. Burası neymiş acaba? Bunu anlayamadım. Gerçekten bunun ne olduğunu anlamadım. Böyle ortada böyle ipli müklü bir şeyler var. Bilenler bana yazsın. Ben bilemedim. Şöyle devam edelim. Çok güzel taşlar var. Deniz taşları var. Bakın. Harika.
ocağın ortasında çok da güzel bir hava var. Çok güzel bir ortam değil mi? Bunu sizlerle paylaşmaktan çok mutlu oldum. Dediğim gibi ben gördüğüm, yaşadığım her güzelliği beni sevenlerle, sevdiklerimle paylaşmak istiyorum. Herkesin bu güzelliklerden faydalanmasını istiyorum. Belki yazın tatil yapmak istersiniz. Nereye gidelim, değişik bir yer düşünebilirsiniz. İşte burası da sizin için güzel bir imkan olabilir. Şu dalga seslerini dinleyelim mi? Şuna yakamoz mu diyorlar dostlarım? Yakamoz değil mi bu? Değilse de lütfen cahilliğimi verin. Başka bir şey mi deniyordu, ne deniyordu bilmiyorum. Çok güzel. Ay gerçekten çok güzel taşlar var. Renkli renkli. Harika taşlar var. Şu beyaz şeyler ne? Onları da çözemedim. Ama büyük ihtimalle şey olabilir bunlar. Buralara plaj olduğu için çadır şey yapıyorlar böyle. Güneşten korunmak için. Özel böyle loca gibi bir şeyler yapıyorlar. Büyük ihtimal plajın o mevzuları bunlar. Şu ileride de galiba bakın köşeye, orada da öyle bir plaj gibi bir yer var. Orası da gayet güzel gözüküyor. Ayın şakkı vurur taşın üstüne. Bilmiyor mihriban. Keşke şu merdivenlerden çıkıp oralara girebilseydim. Anca bakabilirim. Yani benim için zor. Şu an onu yapamam maalesef, zor. Ama siz geldiğiniz zaman lütfen benim yerime o merdivenlerden çıkıp o ormanın içine, oralara bir gezin. Oradan şöyle şu manzaraya bir bakın. Ben yapamıyorum ama siz yapabilirsiniz. Burası Yalı Çiftlik, Bodrum Yalı Çiftlik Kızılağaç. Zaten girişte bu biçin ismini sizlere söyledim. Makara. Makara, buranın adı Makara. Güzel bir yer. Gerçekten çok tatlı, çok bakir bir yer. Hoşuma gitti. Denizi de pırıl pırıl. Mis gibi denizi var. Ve şey, taş, denizi taş ama küçük küçük. Ay, ayaklarım ıslanacak. Yani pek öyle ayağınıza batacak cinsten değil. Gördüğünüz gibi şunlar. Ay, çok güzel taşlar var ya. Ben buraya geleyim de buradan iki kova taş toplayayım en iyisi. Hatta çocuklarımı alayım. Bıdıkla Zuzu'yu alayım, ben geleyim buraya dostlarım. Şu an çünkü yanımda kovalarım yok. Yarın hatta gelebilirim yağmur yağmazsa. Harika olur. Bayağı bir taş toplarım ben buradan. İki kova. Küçüklü büyüklü.